Semin Adalı, Kuzey İrlanda'da moleküler kanser epidemisi üzerine doktora yapmaktayım ve şu an son sınıftayım. Sizlere planlı ve programlı bir şekilde nasıl başarılı olabileceğinizi anlatacağım bir video olacak. Başarının anahtar kelimesi de programlı olmak ve planlı olmaktır. Ve bunların hepsini yapabilmeniz için mutlaka bir ajandaya ihtiyaç duyacaksınız. Ben de birçok farklı ajanda kullandım bu zamana kadar ve bu sene kullandıklarımı sizinle paylaşmak istiyorum. Bazı şeyler özel olduğu için onları göstermeyeceğim ama kullanmadığım sayfalar üzerinden nasıl kullandığımı anlatacağım. İsterseniz hemen başlayalım. Öncelikle bir ajanda aldığınız zaman eğer ilk defa ajanda kullanıyorsanız ve ajandayı araştırıyorsanız bu video gerçekten sizin için çok iyi olacak. Çünkü bir ajandayı nasıl kullanacağınızı bilmeniz de çok önemli. Öncelikle tam bir yılınızı planlamanızı ben öneriyorum. Neden? Hangi gün sınavlarınız olduğunu belki bir hafta sonra yazabilirsiniz. Fakat tüm bir yıl boyunca vermeniz gereken ödevleri ne zaman vereceğinizi muhtemelen kaçıracaksınızdır. Bunu kaçırmamak için de ilk önce yıllık yapılması gereken en önemli şeyleri güzel bir şekilde işaretleyin ve yazın ajandaya. Ardından aylık planlarınızı yapmaya başlayın ve o ay önemli olan şeyleri yazın. Günlük olarak da zaten önceden ayrılmış olan ve düzenli olan ajanda üzerinden gidebilirsiniz. Size tavsiyem bulunduğunuz ülkedeki ajandayı kullanmanız. Ben şu an İngiltere ajandası kullanıyorum çünkü tatil günlerini gösteriyor. Bence tatil günlerini planlamak gerçekten güzel bir şey. Şimdi benim kullandığım ajanda tipleri ve not aldığım şeyler, nasıl bir ajanda sistemi kullanıyorum onu paylaşayım. Bu tamamen benim tecrübeme kişiselleştirilmiş bir durum. Yani siz de kendinize göre ilk ajandanızı kullandığınız zaman ihtiyaçlarınıza göre eksiklerinizi veya ekstra almak istediğiniz defterleri kullanabilirsiniz. Şimdi benim en çok kullandığım ajanda tipi budur. Önceden planlanmış, hazırlanmış, içinde tatil günlerinde yazan, nedense çok önemli benim için, programlı, tarihli olan bir ajandadır. Ben şu an bugün bundan bahsedeceğim. Çünkü gerçekten eğer ilk defa ajanda kullanacaksınız, kullanmanızı tavsiye ettiğim gerçekten en önemli ajanda tipi bu. İsterseniz beraber inceleyelim hızlı bir şekilde. İlk açtığınızda zaten gördüğünüz şey kişiselleştirme oluyor. Telefon numaranızı, e-mailinizi yazabilirsiniz. Bu ajandayı seçmemin sebebi bana her gün enerji verecek olan bir takım sözler yazması. Bu gerçekten çok önemli bir şey benim için. Ayrıyetten sayfayı açtığım zaman ben bütün bir ayın günlerini en üst kısımda görebiliyorum. Tam bir sayfada toplamda 7 günü tamamının olması da çok güzel bir şey. Çünkü tek açtığınız zaman bütün haftanızı tek bir yaprakta planlayabilirsiniz. Bazı ajandalar 3-3 şeklinde ayarlanıyor. 6 günlük ki ben onu sevmiyorum açıkçası. Şimdi ajandayı kullanırken herkesin kendine göre bir anahtarı olması gerekiyor bence. Bu anahtar da şu şekilde. En önemli yapmanız gereken şeylerin başındaki işaretleme, yani maddeleme kısmı çok önemli. Bir şey yazdıktan sonra mutlaka bir kutucuk yapma ihtiyacı duyarım. Eğer o işi bitirdiğim zaman da o kutucuğu tik atarak bitirdiğimi gösteririm. Eğer o işlem bitmediyse kırmızı bir şekilde işaretlerim ki o bir sonraki güne veya haftaya veya aya atılmıştır. Eğer hemen bir sonraki günse o kırmızı noktayı aşağı doğru ok yapıyorum ve bir sonraki gün olduğunu anlamış oluyorum. Eğer bir işlem bittiyse üzerine karalamayı da çok seviyorum açıkçası. Eğer beni gerçekten sıkan bir iş veya ödevse üzerine karalayarak bitirmeyi de gerçekten seviyorum. Önemli günleri her zaman küçük bir post-it'le işaretlerim çünkü yaklaştığı zamanı anlarım ve ona göre planlamaya başlarım zamanımı. Yapılması gerekenleri ilk önce acil olarak sıralarım. Ardından yerleştirme yaparım. Bunu size de öneriyorum. İlk başta özellikle benim gibi şu an tez yazıyorsanız veya çok çalışmanız gerekiyorsa veya sınavınız varsa, hazırlanmanız gerekiyorsa size önereceğim şu. Kendinize bir tane kağıt hazırlayın şu şekilde. Ve en önemli olan şeyleri haftalık planlıyorsanız eğer en önemli şeyleri sıralayın yapılması gereken. Ardından buradan bir plan oluşturduktan sonra haftaya bölün onu. Ve biraz da gerçekçi olun. Çünkü planlamanın ve ajandanın sürekliliğinin olmamasının sebebi bütün yapmak istediğiniz her şeyi bir haftaya sığdırmaya çalışmanız oluyor. Planlama konusunda gerçekçi olmanız sizin için çok önemli. Mesela bir üniteyi bir günde bitirmeniz biraz zorsa eğer ders çalışıyorsanız, lisedeyseniz mesela, bir üniteyi bölmeyi deneyin, bölerek çalışın. Ve hangi ünite için ne kadar zaman harcayabileceğinizi tahmin etmeye çalışın. Hazır olarak kullandığım bu ajanda dışında aslında kullandığım başka ajandalar da var. Bu mesela geçen yılın ajandasıydı, bu da hazırdı fakat biraz kişiselleştirilmiş değildi. Tek günün yazdığı bir ajandaydı. Biraz fazla zorlu geçen bir dönemdi benim için 2019 dönemi. Çünkü bütün gün laboratuvarda oluyordum. Benim için bir günde saatlerin yazılması da çok gerekliydi. Çünkü madde madde hangi saatte ne yaptığımı, ondan sonra ne işlemi yaptığımı yazıyordum ben buraya. O yüzden tek bir gününüzün planı bütün bir sayfaya eğer sığacak şekilde ise size tekli ajanda almanızı tavsiye ederim. Yani 7 günün 2 sayfada yazdığı bir ajanda
veya tek bir günde hazırlandığı ajandaları alabilirsiniz. Bunun dışında ayrıyetten bir de benim fikirlerden kağıt mesela, buradan mesela kağıt çıkmış. Fikirler ajandam var. Bunu çok tam olarak ajanda diyemem. Fakat bu benim önemli fikirlerimi yazdığım bir defter. Bunun gibi bir sürü defterim vardır benim. Bu sene seçtim çünkü bu da kişiselleştirme. Üzerinde Y var. Yasemin Adalı benim adım. O yüzden en başında Y olan kişiselleştirilmiş bir defter aldım. Bayağı da yıprandı aslında. Burada çok güzel bir çiçek deseni var. Hoşuma gidiyor. Zaten ismimle de bağdaştırılmış. Bunu gerçekten karalama niteliğinde, yani şöyle uzaktan göstereyim, resmen karalama şeklinde notlar alıyorum. Hani herhangi bir özen kesinlikle yok. O an aklıma gelen şeyleri yazıyorum. Bölüme ayrıldım. Birincisi tartışma yazarken tezde veya makale yazıyorsunuz. Tartışma gerçekten en zorlu olan kısım. Ve o an aklıma gelen fikirleri hemen oraya yazabiliyorum. Çünkü bilgisayarı açıp ardından araştırma yapıp onu oradan makalesini eklemektense, o an yapamıyorsam eğer, hemen bunu not alıyorum. Bunu genelde çantamda taşıyorum. Zaten ufak. Genelde A5 ben size öneriyorum ajanda alacaksanız. Ağırlığına çok dikkat edin. Çok ağır olmaması gerekiyor. Fakat bunun benim için yeterli olmadığını fark ettim. Sonra böyle gördüğünüz gibi küçük not defterleri aldım ben ayrıyetten. Bu şekilde. Bunu Accessorize'dan almıştım. Bu da Anthropology diye bir yer var. Oradan aldım. Yaklaşık 10 puandı fakat 3 puanda düşmüştü. Ben de kaçırmadım açıkçası. Bunları da çok seviyorum fakat henüz daha başlamadım. Yine not almak istediğim önemli şeyleri, detayları ya da yazmak istediğim şeyleri bunlara not alacağım. Bu ajandamda, şu an kullandığım bu ajandanın gerçekten aslında memnunum şu an için. Çünkü çok fazla özelliği var. Mesela bunun özelliklerden bir tanesini anlatayım. En son mesela çok güzel bir şekilde renklendirmişler. My List diye bir bölme de yapmışlar. Yani önemli olan şeylerinizi buraya da yazabilirsiniz. Ama ben yetersiz buldum. O kadar yeterli değil. Aynı zamanda yine kişisel not alabileceğiniz küçük alanlar bırakılmış. Fakat sadece birer sayfa. Ama en çok benim düştüğüm noktaysa, yani şurada gördüğünüz güzel etiketler oldu. Biraz galiba bu etiketler yüzünden aldım. Çünkü çok güzel bir şekilde siz bunu kendinize uyarlayabilirsiniz. Herhangi bir gününüz varsa o sayfayı güzelleştirebilirsiniz. Ayrıyeten en sonunda da çok büyük bir karton içerisinde tam bir yılı görebileceğim bir karton var. Bu gerçekten çok güzel. Doğum günleri, kimin doğum günü varsa, bakın bu çok önemli. Eğer mesela annenizin babanızın evlilik yıl dönümü, annenizin babanızın yine doğum tarihleri, bence unutulmaması gerekiyor. Yakın arkadaşlarınız da varsa onların doğum günlerini oraya kullanabilirsiniz. Ayrıyeten en sonunda da ayraçları var ve bu ayraçları da kullanarak sayfayı ayırabiliyorsunuz. Yine benim defterlerimden çıkmasını hiç sevmediğim notları koyabileceğim de bir cebi var. Bu ajanda gerçekten mükemmel bir ajanda ve eğer ilk defa başlayacaksanız, yine altını çiziyorum, bu şekilde önceden hazırlanmış, biraz renklendirilmiş, hafif stickerları olan bir ajandayı seçmenizi ben tavsiye ediyorum. Eğer iPad'iniz varsa iPad uygulamalarını da kullanabilirsiniz. iPad ile ilgili neler kullanabilirsiniz, hangi programları kullanabilirsiniz, bununla ilgili bir video getireceğim zaten, çekeceğim. Aynı zamanda akademik hayatımı nasıl %100 gerçekten verimini arttırdığıyla ilgili de anlatmak istediğim şeyler var. Hani keşke daha önce alsaymışım dedim. Son olarak da A5 boyutunda olan, bütün ajandalarım A5 boyutudur, hafiftir ve rahattır. Bullet journal olarak geçen bu noktalı olan ajandalardan. Ben bunu yeni aldım. Şahsen daha önce hiç kullanmadım. Fakat gerçekten çok özeniyorum. Ama ben açık ve net söyleyeyim, bu tarz ajandaların benim gibi bu kadar çok çalışan ve süreklilik isteyen bir zamanda pek fazla sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum. Çünkü her ayı her zaman düzenlemeniz gerekiyor ve kişiselleştirmeniz gerekiyor tabii ki de. Bu nasıl yürür? Bence bir veya iki gününüz bunu planlamakla geçer. Bütün bir yılı güzel bir şekilde resmedersiniz, çizersiniz, aylarınızı yaparsınız. Ondan sonra bütün bir yıl içerisinde vermeniz gereken ödevlerinizi, tarihlerini yazdıktan sonra ancak bu sürdürülebilir bir ajanda olur diye düşünüyorum. Bu benim şu an kişisel görüşümdür. Fakat deneyeceğim açıkçası. Çünkü dediğim gibi özeniyorum ve her ay güzel şeyler yazmak, paylaşmak, çizmek isterim. Resim yeteneğim çok fazla yoktur ama denemekten zarar gelmez. Hatta bunun için de uygun kalemler bile aldım. Hazır bunu açmak istiyorum. Yalnız şu zamana kadar açmamıştım. Mesela şöyle göstereyim. Bu kalemin özelliği bu kısmının fırça uçlu olması. Şöyle göstereyim. Fırça uçlu olması. Yani yaparken, yazarken daha iyi. Bu kısmının da daha yuvarlak uçlu olması. Özellikle resim çizmek için keçeli kalem bence çok önemli. Gördüğüm üzere benim de. Bu ajandayı da çok severek aldım. Gerçekten pahalıya aldım. Yani biraz pahalıya aldım. Beraber açalım hemen. Evet.
önünde balık ve deniz resmi var. Ben zooloji üzerine master yaparken, şu an alanım çok değişti tabii diğer videolarımı izlerken annemiz çok fazla eğitim aldım. Balık üzerine, balıklar üzerine çalışıyordum, ekoloji çalışıyordum. O yüzden şu an benim için balıklarla ilgili olan bir ajanda aslında bu. Sadece yani balıklarla ilgili bilgiler veriyor. Sadece ilk sayfasında, ardından şu şekilde yine deniz canlılarının resmi var. Burada anahtarımızı koyacağız galiba. Nasıl olduğunu yazacağız. Ardından açıklamaları ve bundan sonra da noktalı gördüğünüz kısmı da işaretleyeceğiz. Aslında bayağı güzelmiş. Kalitesini çok beğendim şu an, net söyleyeyim. Benim bunu hazırladığım başka bir video olacak. Aslında her ay için yeni bir bölüm hazırlayabilirim. Ve bunu sizlerle de paylaşabilirim. Aynı zamanda size de bir ilham kaynağı olur diye düşünüyorum. Benim ajandalarla ilgili paylaşmak istediklerim bunlar. Dediğim gibi kişiselleştirilmiş ajanda almaya dikkat edin. Planlarınızı önce bir yıllık, ardından aylık, sonra da haftalık ve günlük olarak ayarlayın. Haftalık ayarlayacağınız ajandaları da ilk önce bir kağıda yazmayı unutmayın. Aynı zamanda post-it'im vardır. Günlük post-it değişir. Şuradan öncekileri de topladım. Bir sürü günlük post-it'lerim var. Bunlar bitmiş olan işler. Mesela şurada yazıyor. Şöyle göstereyim kısaca. Okuyorum hemen. Banyo ve temizlik. Kutucuğum karşısına tik atıyorum. Oda temizliği. Bulaşıklar, çamaşırları yıka, nevresimleri değiştir. Bunların hepsini tek tek yazdım. Yani gün içerisinde yapmam gereken şeyleri ajandaya yazmak istemediğim için. Çünkü bunlar genel geçen şeyler. Genelde ajandayı akademik kullanıyorum. Ama bu şekilde de yapmam gereken işlemleri de düzenleyip tik attığım zaman bana motivasyon sağlıyor. Zaten ajanda kullanımının en önemli şeylerinden bir tanesi de size aslında motivasyon sağlaması. Sizin belli bir işi bitirdikten sonra yaptığınızı görmeniz, başardıklarınızı fark etmeniz gerçekten çok güzel bir his benim için. Özellikle eski defterlerime baktığım zaman veya ajandalarıma baktığım zaman, yani mesela şu 2019 ajandasına baktım, ne kadar çok çalıştığımı, ne kadar çok şey başardığımı görmüş oluyorum. Size de bu yüzden ajanda tutmayı gerçekten çok tavsiye ediyorum. Özellikle motivasyonunuzu %100 arttıracaktır. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklayın. İsterseniz kanalıma da abone olabilirsiniz. Abone olursanız çok çok sevinirim. Yani bana katkı sağlamış olursunuz. Beğen tuşuna basıp yorum yaparsanız da çok mutlu olurum. Siz nasıl ajanda kullanıyorsunuz? Daha önce ajanda kullandınız mı? Kullandıysanız nasıl etkilerini gördünüz? Problemleriniz var mıydı ya da mutlu muydunuz? Lütfen alta yorum olarak da yazın. Aynı zamanda Instagram kanalında var. İsterseniz oradan da takip edebilirsiniz. Bir sonraki videomda ise bunu dolduracağız. Bir de iPad kullanımının akademik hayatına kadar etki edeceğiyle ilgili de bir video gelecek. O yüzden bildirim zilini de tıklamayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. See it from the passenger door. I can feel it, it's like I've been